Arkadaşlar herkese merhaba. Yine Telegram üzerinden çok fazla soru geldi Ripple için. Buradan alınır mı soruları daha fazla yukarı çıkar mı? Son durum ne olur diye böyle yazan çok fazla oldu. Ben bunları kısaca yanıtlamak istiyorum. Şimdi hep beraber bir bakalım birlikte buradan alınır mı alınmaz mı diye. Başlarken hatırlatalım yine buradaki hiçbir paylaşım yatırım tavsiyesi değildir. Özellikle kaldıraçlı işlemler, oldukça riskli işlemler ve bakiyenizin tamamını kaybetme riskiniz var. Bunu hatırlatalım. Bu da paylaştıklarımın tamamı aslında genel bilgilendirme ve bireysel tecrübeler arkadaşlar. Kimseye bir fiyat tavsiyesi vermiyorum. Ben hangi işlemdeysem canlı şekilde onu gösteriyorum. Böyle TradingView'den boştaki bir pozisyonda analiz yapıp buradan alınır buradan satılır diye asla videolarımda öyle bir şey yok, göremezsiniz de. Şimdi kaldıraçlı işlemler derken de burada konuya girmişken bir kısa bir bilgi vereyim sizlere. Ben kaç x kaldıraç giriyorum onu bir göstereceğim şuradan. Bakın 3x. Her zaman ama her zaman 3x kaldıraç giriyorum. 3x kaldıraç üstü tüm kripto varlıklar için oldukça riskli. Size net olarak söyleyeyim. Oldukça riskli. 3x kaldıraç üstü. 5 ila 7x üstü kaldıraçlarda kırmızı profil. Yani burada 5 ila 7x üstü kaldıraçların risk matrisinin karşılığı bir barbut oynamakla, at yarışı ile işte blackjack oyunuyla tamamen aynı karşılığa sahip. Tamamen. Yani ondan dolayı 3x kaldıraç para kazanılır mı? Evet kazanılır. Çok da güzel kazanırsınız. İlerleyen videolarda onları da göstereceğim size canlı olarak. Şimdi konumuza devam edelim. Ripple buradan alınır mı? Önce bu Ripple davasının seyrine bir bakalım ve sonrasındaki yol adımlarını bir konuşalım. Daha sonra da ben size kendi Ripple işlemimi bir göstereyim. Almış mıyım, almamış mıyım? Şimdi bildiğimiz üzere 5 gün önce Federal Mahkeme Yargıcı Torres bir özet karar verdi ve dedi ki evet Ripple bir makul kıymet olmayabilir. Bu bir görüş bildirme niteliğinde ve temize de açık. Bunu da söyledik daha önce. Ama burada özet kararda muğlak ve havada kalan noktalar var. Yani bu kesin bir zafer değil arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Böyle zafer manşetleri atlıyor. Zafer mi? Zafer olabilir evet. Bir kazanım, çok ciddi bir kazanım kripto dünyası için ama öyle kesinleşen bir şey yok. Onu başta belirtelim. Şimdi kurumsal yatırımcılara bak, davaya baktığımızda kurumsal yatırımcılara yönelik bu noktada bir boşluk var. Muğlak bir nokta var. Gary Gensler de hemen bunu kararın arkasında zaten açıklama yaptı. Dedi ki kripto ile mücadele etmeye devam edeceğiz. Hatta işte kurumsallar için de tekrar karşı beyan vereceğiz vesaire diye. Tamam. Şimdi burada davadaki sonraki adım ne? Şimdi ne olacak sorusu. Onu da net olarak anlatıyorum. Yargıç Torres kararını verdi ve dosyayı ön duruşma görsün diye suç ceza hakimi Sarah Netburn'a gönderdi. Bunu da biliyoruz. Gelen özet kararda bireysel yatırımcılar konusunda farklı bir yorum var. Farklı bir müeyyide. Kurumsal yatırımcılar konusunda farklı bir hüküm var. Sarah Netburn de taraflara uzlaşma talimatını verdi ve biz Amerikan yargı sisteminden biliyoruz ki uzlaşma görüşmelerinin ortalama süresi, başlayacağı süre 8 hafta. Yani 8 hafta sonra yeni dava haberleri en azından bu kanal üzerinden göreceğiz. 8 haftalık bir süre var. Şimdi Ripple kırılgan bir varlık. Bunu hepimiz kabul edelim. Neden kırılgan bir varlık? Çünkü oldukça popüler ve reel finansal hayatta çok ciddi bir fonksiyon ile piyasaya girdi. Bundan dolayı da tepkimeler aynı şekilde keskin oluyor. Çok küçük bir örnek vereyim ben. Ripple Labs'i ilk olarak yanlış hatırlamıyorsam 22 Aralık 2022 tarihinde suçladı. 6 gün sonra bu tarihi iyi hatırlayın. 28 Aralık 2020'de Coinbase Ripple'ı delist etti. 8 gün içerisinde reaksiyon verdi. Özet karardan sonra da 13 Temmuz 2023 günü mahkeme yayınını yaptı. Coinbase aynı günün akşamına Ripple delist edilecektir diye bir duyuru yaptı. Özür dilerim, relist edilecektir diye bir duyuru yaptı. Yani tekrar listeleyeceğim dedi. Bu örnek hani Ripple'ın ne kadar kırılgan olduğunu anlatmak için yeterli. Şimdi gelin bakalım ben pozisyona girmiş miyim, girmemiş miyim ona bakalım. Evet pozisyona girdim. Short yönlü bir pozisyona girdim arkadaşlar.
Sadece 100 dolar kadar bir işleme girdim. O da neden girdim? Bir önceki videoda BTC Ripple 3 aylık ters korelasyonu anlatacağım bir test videosu çektim. Pozisyona girişimizi yaptık. Test amaçlı 100 USD'lik bir pozisyona girdim. Bakın onu da göstereyim şuradan size. Buyurun. 100 dolarlık bir test pozisyonuna girmişim. BTC ve Ripple ters korelasyonu için o video kanalda var. İzleyebilirsiniz. Şimdi o videonun sonucunu da çekeceğim. İlerleyen süre zarfında çok bekletmeyeceğim. Çünkü gelecek ters korelasyon. Bunun için 100 dolarlık girdim. Test amacıyla. Şimdi gelen sorular var. Alınır mı, alınmaz mı? Bana sorarsanız. Bakın ben genellikle borsalarda 10 bin dolarlık bakiye tutarım. Farklı borsalarda. Yani burada da şöyle göstereyim. Şu an 9.871 USD'lik bir bakiyem var. Benim şu anda perpetual işlem yapmayı sevdiğim bir platform burası. 10 bin dolarlık atmışım. Buradan spotta topluyorum. O ayrı. Ama en çok perpetual işlemleri buradan yapıyorum. Bakın 10 bin dolarlık bir bakiye ile 100 USD'lik test girmişim. O da şundan dolayı bir önceki videodaki korelasyon çalışması, korelasyon testi için. Şimdi gelelim buraya arkadaşlar. Şimdi burası bana kalırsa alınabilecek bir risk değil. Az önce verdiğim bilgiler ışığında, yani herkes kendi risk değerlendirmesini yapar. Ben alın ya da almayın demiyorum. Ben girmedim. Zaten benim spotta başka bir borsada şu anda topladığım 40'lardan 38, 37 serilerinden topladığım 10K USDT üstünde bir Ripple bakiyem var zaten. Yani ben zaten buna burada ciddi bir kar elde etmişim. Yani tutup da bu saatten sonra işte pozisyona girer miyim, girmem miyim? Ben şu riski almam arkadaşlar. Şuradaki riski almam. Ya bu alınabilecek bir risk değil. Asla ve asla. Anlattıklarım umarım faydalı olmuştur. Umarım sorularınıza yanıt verebilmişimdir. Varsa yine sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Telegram'dan bana iletebilirsiniz. Vaktim olduğunca yanıtlamaya çalışacağım. Bu riski şöyle kapatalım, şöyle özetleyelim. En nihai noktada mahkeme bireysel yatırımcılarla kurumsal yatırımcılara ayrı bir karar verdi. Bu özet karar çok fazla muğlak nokta, açık nokta barındırıyor. Şu gün bir saat sonra karar işte temyiz için yeni doneler açıklanır, dosya yeni bir delil girer. Mahkeme kurumsal yatırımcılar üzerine başka bir ek müeyyide de bulunur falan. İşte bundan dolayı bu risk alınmaz. O kırılganlığı az önce anlattım. Burada yapılacak en verimli karar sabırlı olmak, iyi fiyat bekleyip yine kademeli bir şekilde alttan toplamak. Bu Ripple vibe'ını kaçıranlar için. Bu videoyu çektim. Yanlış da anlaşılmasın. Şimdi Ripple böyle kötülüyor gibi bir değerlendirme çıkmasın. Ben çok uzun zamandan beri iyi fiyat buldukça Ripple toplayan bir yatırımcıyım ve Ripple'ın şu anda mevcut kripto varlıklar dünyasında işte finansal, reel finansal hayata en yakın varlık olduğuna inanıyorum. Ve reel finansal hayattaki en büyük fonksiyon olan varlık olduğuna inanıyorum. Bu yüzden zaten spot topluyorum. Bir sonraki videomda ne kadar Ripple almışım, diğer borsayı açacağım, ne kadar Ripple almışım, elimde ne kadarlık Ripple var. Bunları da göstereceğim arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiyle kalın. Herkese bol kazanç diliyorum. Görüşmek dileğiyle.